Ekranlarının başındaki kıymetli seyircilerimiz, stüdyomuzdaki değerli misafirlerimiz, kamera arkasındaki canım çalışma arkadaşlarım, Türkiye'nin ekranına, TRT 1'e, Lingo Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ben Kemal Uçar. Hafta içi her gün ana haberden hemen önce Türkiye'nin en çok kazandıran ve tabii ki sizlerin sayesinde en çok seyredilen kelime yarışması Lingo Türkiye ile ekranlarınızdayım. Ama çok şükür ve iyi ki burada yalnız değilim. Yine stüdyomuzda. Özellikle de bugün biraz değerli diyorum ama başarılı misafirlerimiz de var. Birazdan konularını açacağım. Birinci masamızda Ozan ve Hande var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci masamızda Fehmiye ve Beyza Nur var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncü masamızda da Bengüsü ve Emincan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Güven veren bir ikilisiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Birazdan bunların hepsini konuşacağız. Sonra yarışmamıza doğru böyle hızla ilerleyeceğiz ama ben her zaman olduğu gibi istiyorum ki önce yarışmamızı bir kısacık hatırlayalım. Lingo Türkiye'de tek yapmamız gereken size ilk harfini verdiğimiz kelimeleri doğru tahmin etmeniz. Verdiğiniz cevaplardaki doğru harfler yeşil renge, doğru ama yanlış yerde olan harfler de sarı renge dönecek. Yarışmacılarımızın her soruyu doğru tahmin etmeleri için beşer hakları var ve bunların hepsini efendim 10 saniye içinde kullanmak durumundalar. Yani hepinizin malumu işimiz çok zor değil ama neye dikkat ediyoruz? Verdiğimiz cevaplardaki kelimelerin Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde olmasına dikkat ediyoruz. Aksi takdirde o soru için cevaplama hakkımızı maalesef kaybediyoruz. Efendim yarışmacılarımız 3 etap boyunca verdikleri her doğru cevapla birlikte kasalarında bir miktar ödül biriktirecekler. Ve 3. etapın sonunda kasasında en yüksek miktarı biriktiren ekibimizle birlikte biz Lingo Türkiye'de final oynayacağız. Ve uzunca bir süredir hepinizin malumu 7 harfli süper lingo kelimemiz tam 100 bin lira değerindedir. Vallahi her gün söylüyorum çok da büyük mutlulukla kazanılınca öyle seviniliyor ki Fehmiye. Buralarda mutluluk içinde böyle güzel zaman geçiriyoruz, eğleniyoruz. O yüzden de kim finale gelirse gelsin umarım buradan çok güzel ödüllerle ayrılırız. O halde Ozan ve Hande anlaştık mı? Anlaştık. Fehmiye ve Beyza Nur net miyiz? Netiz. Bengüsü ve Emincan hazır mıyız? Hazırız. Ne duruyoruz efendim? Lingo Türkiye ama kocaman alkışlarla başlasın. Lingo Türkiye'de birinci etabımızdayız ve tabii ki birinci masamızdayız. Ozan ve Hande hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri bir tanıyalım lütfen. Buyurun. Teşekkürler. ben ismim Hande, İzmir doğumluyum. 28 yaşındayım. Mimar olarak çalışıyorum. Üniversitede İstanbul'a okumaya geldim. Ondan sonra yüksek lisansımı da yaptıktan sonra iş vesilesiyle burada yaşamaya devam ediyorum. Artık kaldık burada. Evet, 5 yıldır da mimar olarak çalışıyorum. Oh, harikuladeymiş. Evet, şimdilik temel bilgilerim bu şekilde. Ne güzel, benim sorularım olacak ilerleyen dakikalarda. Tamam. Ozan seni tanıyalım lütfen. Ben de Ozan, Elazığ'da doğdum. Çocukluğum Elazığ'da geçti, sonrasında Mersin'de büyüdüm. Ben de üniversite için İstanbul'a geldim. Avukatlık yapıyorum, bir aşağı yukarı 15 yıldır İstanbul'da avukat olarak devam ediyorum. Harikaymış. Şimdi efendim ister istemez bu konu benim bilgim dahiline geldiği zaman paylaşmak durumundayım. Diğer masalara da buradan... başarılar diliyorum. Çünkü Ozan tahmin ediyorum üniversite sınavında biz birinci olduğunu düşünüyoruz. Ama o zaman tam net bilinmediği bir sene. Galiba üniversite sınavında o birinciliği kazandık. Üniversite sınavında iyi bir sonuç aldım. Galatasaray Üniversitesi'ne birinci sırada girdim. Dolayısıyla galiba üst sıralardaydım ama üniversite sınava girdiğim sene galiba sıralama tam olarak ölçülmüyordu eşit ağırlık seviyesinde. Dolayısıyla tam Ozan birinci ki, miyim efendim, yoksa kaçıncıyım emin değilim. O yüzden diyor ki yani en kötü ilk 50'deyimdir diyor. Valla bizim için yeterli Beyza Nur. Yeterli. İlk 50 bizim için kabul edilebilir. Ne güzel bir şey abi, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani tam bir başarı ölçütü değil bence. Ama yine de ya, güzel tabii bir ki öyle. Şey sonuç. Tabii ki öyle ama şimdi sen bunu söylediğin zaman yani yarışmada bir sıkıntı olursa. Hani bunlar olabiliyor la getiriyor Ozan ama bilmiyorum. Bu yine de sonrasında bir de avukatlık var. Evet, şimdi kelimelerle aramız iyi. Kelimelerle tabii yani bütün işimiz kelimeler üzerine konuşmak ve yazmak. Ama şimdi siz böyle söyleyince üzerime çok yük koydunuz. Biraz baskı yapmak zorunda. Diğer masalar çünkü bana öyle baktılar Fehmiye. Biraz baskıyı almam lazım. Ama Ozan diyor ki aslında ben Hande'ye daha çok güveniyorum. Aynen öyle. Ekran başında daha başarılı. Öyle mi Hande? Şimdi ben de hani çok iyiyim diye iddialı bir cümle kurmak istemiyorum ama ben böyle kelime yarışmalarına ve kelime oyunlarına çok
oynadığım için normalde ekran başında ve hani evdeyken kendi kendimeyken yapabiliyorum. Tabii umarım burada da şansım yaver. Bu arada tabii gider. Ki bunların hepsi işin latifesi. Yani buranın kendi dinamiği ve heyecanı var. Hı hı. O 10 saniyenin birazdan ne kadar hızlı geçtiğini göreceksiniz. O evet. Evde çok uzayan 10 saniye burada çok hızlı geçiyor. Peki yarışmaya gelmek kimin fikriydi? Benim. Tabii ki Hande'nin. Başvuruyu da o yaptı. Evet. Yani hep bir niyetimiz vardı bir yarışmaya katılalım diye. Oh ne güzel. O yüzden böyle onu gafil avladım. Hadi hadi ben başvuruyorum dedim. Peki başvur bakalım dedi. Ben de formu doldurdum ama hani pes etmedim. Hani o böyle ertelemek istedi bir nevi. Sonra işte bugün buradayız. Efendim görüyorsunuz bir yarışmaya katılmak istiyorduk dediler. Ve bence en iyisine ve en eğlencelisine geldiler. İyi ki de buraya geldiniz. Aynen öyle. Çok teşekkürler. O halde istiyorum ki ufaktan da bir başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Efendim bir başlayalım. Sonra sohbetimize ilerleyen dakikalarda tabii ki devam edeceğiz. Onların tanışma süreçleri hakkında da enteresan bilgiler var. Onları da konuşuruz. Ama şimdi sizin için birinci etapın ilk dört harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bol şanslar. Teşekkürler. Teşekkürler. Buyursunlar. Kelimemiz ne ilk harfi? K. Kale. Kodlayalım. K-A-L-E. Hemen deneyelim. Kedi. Kedi. K-E-D-I. Gelsin bakalım. Hmm. Krem. K-R-E-M. Krem olabilir mi? Krep. Kreş. K-R-E-Ş. Kreş deneyelim. Kusura bakma bir an. K-R-E-Ş. Kreş. Bence doğru. Krep. Şimdi deneyelim. Son hakkımız. Krep. K-R-E-P. Krep olabilir mi? Neler olmasın. Olsun ne olsun orada hakkımız vardı. En azından daha evet. Haklarımız vardı. O yüzden sorun yok. Birkaç tane seçenek olduğu için bu dört harfli kelimeler bazen insanı gafil avlayabiliyor. Hı hı. O yüzden biz iyi başlamış olduk. 500 liraya kasaya ekledik efendim. Şimdi de Ozan ve Hande için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi T. Takı. Takı. T-A-K-I. Deneyelim. Tıpa. Yok. Tasa. Tasa. T-A-S-A. Gelsin Tırayı. Bakalım. Şey, belki yardım eder. Toka. Yok. Toka, kayo. Evet. Tank. T-A-N-K. Bir tank gelsin. Süreyi de bir tazelemiş olalım. Tamam. Güzel. Tura. T-U-R-A. Evet. Güzel bir deneme. Tura olabilir mi? Ama ne yazık ki. Tua. Tıpa olabilir mi? Yok. Tip, tik, tika, til, tila, tina, tis, tos, toka. Aslında evet. Tema geçiyordu benim de içimden. Bir o E'yi denemediniz. Evet. Aklıma heyecan. Kelime geldi. Hepsi geldi. O E'yi denemedik. Hiç sorun yok. Zaten efendim bu kadar güzel bir çifte masalarında eksik olan nazar boncuğunu hemen iliştiriyoruz. Bu dört harfli kelimelerde bunlar var. Şimdi telafi ederiz. Ozan ve Hande için birinci etabın son dört harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi M. Mera. Mera. M-E-R-A. Bu sefer o E'yi hemen deneyelim dediler. Aa varmış ama nerede? Mine olabilir. Mine. M-I-N-E. Mine. Mide. Mide. M-I-D-E. Mide olabilir mi? Neler olmasın? Mide cevabıyla beraber 1000 liraya taşıdık kasayı. Gayet iyi durumdayız. Şimdi sırada neyimiz var? Puzzle kelimemiz var. Ama her zaman olduğu gibi ben seyircilerimize kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Efendim bildiğiniz gibi her etabın sonunda yarışmacılarımıza böyle onların kasalarını iyice şenlendirmek için bir puzzle kelime soruyoruz. Birinci etabımızda bu 9 harften oluşuyor ve bir ipucu cümlesiyle birlikte geliyor. Doğru cevaba ulaştığımızı düşündüğümüz anda butona basıp kasamıza oradaki tutarı ekliyoruz. Şu hatırlatmayı da yapayım. Ne çok acele edelim ne de geç kalalım. Bazen birkaç harf özellikle de birinci ve ikinci turda çok işimize yarayabiliyor. Şimdi Ozan ve Hande iyi başladılar. Umarım da iyi devam ederler. Onlar için bu etabın 9 harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemiz tam da şöyleymiş.
Binamız çok üşüyordu. Ben de aradığımız kelimeden mantolama yaptırdım dedik. İlk harfimiz M. Mantolama. Mantolama olabilir mi? Neden olmasın? Çak 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 çak. Neyse ki güzel bir hatırlatma yaptım. Hani biraz bekleyelim diye. Hatta Hande sanki bir bas, iki harf... Bas. Ha, bas dedin hemen. Güzel. Mantolamayla beraber sadece 50 lirayı oraya bırakarak 1950 liraya taşıdık kasayı. Bence güzel bir başlangıç. Ama şimdi sırada ikinci masamız var. Fehmiye ve Beyza Nur. Bir anne kız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım. Ben merhabalar. Fehmiye Tezcan. 41 yaşındayım. 4 çocuk annesiyim. Evliyim. Maşallah. Vaktim işte çocuklarımla geçiyor. O şekilde. Daha da zaten başka 4 çocuk. Evet. 4'ü de kız. 4 tane kızımız var. Babanın durumunu çok merak ettim ben evde. Baba da çok gelmek isterdi ama şu an işte. İşte mi? Evet. Ona da çok selamlar olsun. İsmi neydi? Yüksel. Yüksel abiye de selamlar olsun. Ne güzel Fehmiye, genceciksin. Teşekkürler. Aynı yaştayız neredeyse. 4 tane kızımız var. Ne güzelmiş. Teşekkür ederiz. Valla işte onların da en büyüğü Beyza Nur mu? Evet. Hadi Beyza Nur, seni tanıyalım o zaman. Merhabalar, ismim Beyza Nur, soyismim Tezcan. Bolaban Tizet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ne güzelmiş. 20 yaşındayım. Aslında İstanbul'da yaşıyorum ama şu an eğitim nedeniyle Bolu'dayım. Aşağı diğer Mengen'den geliyorum, onu da söyleyeyim. Tabii ki. Efendim, bilmeyenlerimiz, bence bilmeyen kimse yoktur ama hepimiz zaten Mengen'in en iyi aşçıları çıkarttığını biliriz. Oranın da bu okulu gerçekten Türkiye'nin aslında en ünlü okullarından biri. Evet. Gitmemin tebrik ediyorum. Nedeni de oydu zaten. Peki öyle. Fehmiye, Beyza Nur evde yemek yapar mıydı üniversiteye gitmeden önce? Yani yemekten çok Beyza böyle tatlı türünü yapmayı çok seviyor. Evet, ben daha çok evet, tatlıya. Evet, çok tatlı. Öyle bir ayrım bir süre sonra yapacak mısın? Yani yemek mi yoksa daha tatlılar mı diye Beyza Nur? Okulun bitmesini bekliyorum o ayrımı yapmak için. Güzelmiş. Ona göre işte kariyer hedefimi ona göre belirleyeceğim. Peki o zaman şunu soracağım. Tatile geldiğinde bir tatlı, bir pasta, bir... Yapar. Yapar mı? Yapar yapar. Ha, güzel. Efendim buraya da elle boş geldiği için teşekkür ediyoruz. Hem Bolu'da oku. Hem evde yap. Buraya, insan en azından ufak bir ekler mekler bir şey. Onu da çok güzel yapardım. Hiç vallahi aklımıza gelmedi. Heyecandan. Ben ziyaret ederim inşallah. Biz buraya yakınız. Ben yapar getiririm size. Ya cansın. Teşekkür ediyorum. Yarışmaya gelmek kimin fikriydi? Benim. Beyza Hanım. Ben yarışma programlarını izlemeyi çok seviyorum. Yani 4-5 seneden beri de böyle hani izlerim. Ne güzel. Geleni. Bunda ilk başta böyle zor geldi bana. Bilemeyince hırslandım ve 5-6 bölüm ekstradan izledim. Oo güzel. Aynen, sonra çalıştık işte, yani biraz da şeydi oldu. Çalışmış da olduk. Çalışmış olduk. İster istemez olduk. Güzel. Öyle. O zaman ne güzel yaptınız. Anneni de ikna ettin, getirdin. Evet. Güzel. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Efendim, Fehmiye ve Beyza Nur için birinci etapımızın ilk 4 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bol şanslar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi İ. İnci. İ-N-C-İ. Hemen deneyelim İnci. Güzel, bir İ daha var ama orada değil. İsim. İ-S-İ-M. İsim gelsin. Rüzgar gibi başladık. Gayet güzel kutlamamızı da yaptık. O halde şimdi Fehmiye ve Beyza Nur için bu etaptaki ikinci 4 harfli lingo kelimemiz geliyor. Buyursunlar. E. Elma. E-L-M-A. Deneyelim. Ekip. E-K-İ-P. Güzel bir deneme, ekip. Gelsin. Maalesef. Elem. E-L-E-M. Elem. Gelsin bakalım. İkinci E'yi bulduk, çok iyi oldu. Ekim. E-K-İ-M. Ekim. Süreyi tazeleriz. Evet, şimdi son hakkımız. Hiçbir şey gelmedi aklıma. Gelmedi. Neymiş acaba? Eğermiş. Gelmedi. Bir sondaki R'yi en azından yakalasaydık bize oradan bir yardımcı olurdu. Hemen efendim bu anne kızın masasındaki nazar boncuğu boşluğunu görüyorum ve onu iliştiriyorum. Şimdi telafi ederiz. Hiç merak etmeyin. Fehmiye ve Beyza Nur için bu etaptaki son 4 harfli lingo kelimemiz geliyor. Buyursunlar.
İlk harfimiz C. Cami. C-A-M-I. Hemen deneyelim. Güzel. Cins. Cins. C-I-N-S. Cins olabilir mi? Cilt. Cilt. C-I-L-T. Cilt olabilir mi? Neden olmaz? Güzel ama paslaşıyoruz. O kulağa fısıldıyor Beyza Nur. Fehmi'ye çok güzel dile getiriyor. 1000 liraya da geldik. Şiir gibi de dizildi vallahi. Güzel oldu. Hazır mıyız puzzle için? Hazırız. Yine hatırlatayım da ben. Ne çok acele edelim ne geç kalalım. Tamam. Efendim Fehmiye ve Beyza Nur için birinci etabın 9 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. Ne eksik ne fazla. Karınca. İlk harfimiz K. Kararınca. Kararınca mıdır? Neden olmasın? Gayet hızlı bir şekilde cevap verdik. 1950 liraya taşıdık. 1950 liralık bir masamız daha vardı. Bakalım bu dengeleri bozacak olan üçüncü masamız bizimle beraber mi? Bengüsü ve Emincan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi sizleri tanıyalım. Ben Bengüsü. Marmara Üniversitesi Sigortacılık Bölümü mezunuyum. Şu an sigortacılık sektöründeyim. Özel bir firmada çalışıyorum. 26 yaşındayım. Antalya doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Ne güzelmiş. Emincan. Ben de Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Spor yöneticiliği bölümünde mezun oldum. Formasyonla beraber şu anda beden eğitim öğretmenliği yapıyorum özel bir okulda. Çok küçük yaştan beri amatör olarak futbol oynuyorum. Yan branşlarda tenis, yüzme beraberinde geliyor. Yarışmaya yaklaşık 2 aydır heyecanla takip ediyorum. Ben ikna ettim. Gitmeniz gerekiyor diye. İkna ettim. Evet. Niye Bengüsü sen çok gitmesek mi gibi miydin? Olsa da olur, olmasa da olurdu. Teşekkür ederiz Bengüsü. Üçüncü masaya teşekkür ediyoruz. Ve 1 ve 2 ile devam ediyoruz efendim. Şöyle. Ben gerilirim biraz da o yüzden. Ondan değil mi? Evet. Biliyorum. Ama bak Hande de heyecanlıydı yarışmanın başında. İlk stüdyoya geldiğimde gördüğün gibi şimdi çok rahat. Aynen. Darısı başımızda diyelim. Olur olur. İlerledikçe olur. Peki çok zorlandın mı Emincan ikna ederken? Şöyle biz 2 yılı aşkındır beraberiz. O yüzden tanıyorum artık yani beni kırmak istemiyor fazla. Ben biraz şey yaptım böyle nasıl diyeyim. Hadi gidelim. Hadi gidelim yani nazlı bir şekilde. Sağ olsun beni kırmadı. O şekilde buraya da heyecanla gelmek istedik. Vallahi ne güzel oldu. Ayma Bengüsü sen de sporla ilgilendin galiba. Evet eskiden basketbol oynadım. Üniversitede flag futbolu oynadım. Voleybol oynadım. Şu anda arada tenis oynuyoruz beraber. Güzel. Yani bizi görenler çok şey yapamıyor. Nasıl diyeyim. İmkan veremiyor aslında. Çünkü... Dengeleri bozuyoruz biraz diyelim. Yani sen uzun olduğun için. Evet. Evet yani o durum yaşıyoruz ama gayet mutlu 2 yıl geçirdik. Vallahi birbirimize en azından bu mesafede çok yakışıyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yakından da baktım oradan da çok yakışıyordunuz. Çok sağ olun. Bence gayet tatlısınız. Baksana Bengüsü'nün gülen yüzüne. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Harikasınız. İyi de bir yarışma olacağını umuyorum. İnşallah. İnşallah. 2025'te de düğün hazırlığı. İnşallah diyelim. Güzel. Yani demek ki bir şekilde bir ödül kazanırsak nereye gideceği de şimdilik belli. Tabii. Doğru. Güzel. Hadi bol şanslarımız olsun. Teşekkürler. Efendim Bengüsü ve Emincan için birinci etabımızın ilk 4 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi S. Sarı. S-A-R-I. Deneyelim. Saka. S-A-K-A. Gelsin bakalım. Sayı, S-A-Y-I. Sayı yardım eder mi bize? Safi, S-A-F-I. S-A-F-I. Sade, S-A-D-E. Sade, güzel bir deneme olabilir mi? Ne olur. Safi de ne güzel bir kelimedir. Evet. O katıksız duru anlamına gelen... Vallahi çok güzel bir kelimedir. Son ana kadar o 2 harfi getirmediniz. Neyse ki sonunda işi toparladık. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Şimdi sizin için bu etaptaki 2. 4 harfli lingo kelime geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Kelimemizin ilk harfi B. Boru. B-O-R-U. Deneyelim. Bade. B-A-D-E. Gelsin. Hmm.
Baca. B-A-C-A. Baca. Bayi. B-A-Y-I. Bayi olabilir mi? Ne yazık ki değil. Ne kullanmadık ki? Baro. A. Ah. B-A-R-O. Baro dedik ama baro olamayacaktı. Belki bazı mı diyorum, hani ne kullanmadık? Bantmış. Ha. Ben de yaklaşamamışım. Güzelmiş. O N veya T'yi yakalamamız gerekiyordu yukarıdan. O yüzden de yakalayamamış olduk. Sıkıntı yok. Sizin de tam da bu noktada diğer masalarda masalara evet, iliştirdiğim şekilde efendim. Bugün böyle denk geldi. Nazar boncuğunuzu Emincan müsaadenle biraz daha Bengüsü'nün tarafına doğru tabii ki iliştiriyorum. Şimdi sizin için bu etaptaki son dört harfli lingo kelimemiz geliyor. Bakalım ilk harfi nedir? Kelimemizin ilk harfi D. Dert. D-E-R-T. Hadi gelsin. Oo. Deri. D-E-R-I. Olabilir mi? Ders. D-E-R-S. Ders gelsin. Dere. D-E-R-E. Dere olabilir mi? İşte bu dört harfli kelimelerin en zor noktası bu. Yani daha birkaç tane daha benim aklımda bu arada kelime var. Oraya bir şekilde gelebilecekti. Ama dereyi yakalamış olduk. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bugün masalarımız çok aynı düzlemde devam ediyorlar. Şimdi bakalım puzzle'da bu denge biraz bozulacak mı? Bengüsü ve Emincan için. Birinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. İşin düzenli ve sıkıntısız ilerlemesi demişiz. İlk harfimiz P. Sıkıntısız ve düzenli ilerlemesi. Programlı. Programlı olabilir mi? Neden olmasın? Bu birinci etaplarda puzzle'da hata olmasın da. Evet. Yani oradaki tutarlar çok önemli değil. Çok rahat kapanabiliyor. O yüzden de 1750 bizi hiç yüzecek bir rakam değil. İkinci etapta hem de sizle başlamış oluruz Bengüsü. Daha iyi olur. İnşallah. İnşallah. Efendim Fehmiye ve Beyza Nur da 1950 liraya tamamladılar. Ozan ve Hande de gayet güzel, gayet dengeli bir yarışma. O halde Lingo Türkiye ikinci etapla devam edecek. Lingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Efendim az önce de söylediğim gibi bıraktığımız yerden başlıyoruz. Bengüsü, doyamadık sizinle yarışmaya. Teşekkürler. Sağ olun. Arada da 200 liralık bir fark var. Tam da kapatacağımız etap budur. Toparlayacağız. Toparlayacağız. Biliyorsunuz sizlere 5 harfli lingo kelimeler soracağım. Her birinin de 750 lira olacak. Sonra daha bunun puzzle'ı var. Güzel bir kasa yaparız ancak. Eğer 5 hakkımızda kelimeyi yakalayamazsak yahut sözlükte olmayan bir kelime söylerlerse ben butonlar aktif dedikten hemen sonra butona davranabiliriz. Beyza Nur. Tamamdır. Tabii ki hepimiz için geçerli. Sonra o fırsat size de gelecek. Tamamdır. Güzel bir etap olsun. Kasaları büyütelim. Buradan 3. etaba güzel bir şekilde gidelim. Hazır mıyız? Hazırız. Biz de hazırız efendim. Bengüsü ve Emincan için 2. etabın ilk 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi M. Meyve. M-E-Y-V-E. Güzel. Metin. M-E-T-İ-N. Metin. Hmm. Misal. Misal. M-İ-S-A-L. Misal gelsin bakalım. Yardım edecek mi bize? Aslında etti. Mekan. M-E-K-A-N. Bir de mekan gelsin. Süreyi tazelemiş olalım. Mezat. M-E-Z-A-T. Mezat olabilir mi? Neden olmasın? Var mıydı mezat Beyza Hanım? Vardı. Çünkü Ozan'da daha ikinci kelimeden beri vardı. Üçte miydi? Hazır bir şekilde bekliyordu. Hatta Hande'ye de şöyle yaptı. Ben de merak etmedim. Onu da gördüm. Gördüğünüz gibi bu stüdyoda olan her şeyi görürüm. Ben de merak etmedi ama son anda Bengüsü güzel bir şekilde devreye girdik. Emincan. Emincan'dan mı geldi? Fısıldadı. Ben harfleri içinden sayarken
O oradan kaptı. Efendim öyle ya da böyle yakaladık. Biraz sınırları fazla zorluyoruz. Olsun, iyi gidiyor ama. Evet. Güzel başladık, umarım da güzel gider. Şimdi Bengüsü ve Emincan için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi R. Resim. R-E-S-İ-M. Resim. Rakip. R-A-K-İ-P. Rakip güzel bir deneme. Ama maalesef. Ritim. Ritim. R-E-R-İ-T-İ-M. Ritim. R-İ-T-İ-M. Rutin. R-U-T-İ-N. İyi bir cevap gibi. Rutin olabilir mi? Neden olmasın? Bir an o ritimde ilk iyi var mıydı, ikinci iyi var mıydı diye düşündün değil mi? Düşündüm. TDK'da olmayabilir diye yine hazırlandım ama doğru söylemişler. Ozan seni gerçekten çok iyi anlıyorum bakışlarımda. Yani çünkü o bir bekledi. Dedi ki ritim ama hakikaten öyle bir kelime. Ritim de bu şekilde geçiyor sözlüğümüzde. Sorun yoktu yani. 3250. Güzel. Toparladık. Aynı şekilde devam. Toparladık, toparladık. Toparladık, güzel gidiyoruz. Bengüsü ve Emincan için. Bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? İ. İnsan. İ-N-S-A-N. Deneyelim. Bir adet N varmış. İmdat. İ-M-D-A-T. İmdat. Deneyelim efendim. İncik. İ-N-C-İ-K. İncik bize yardım eder mi? İklim. İ-K-L-İ-M. İklim. Gelsin bakalım. O N ve İ'yi yerleştiremedik. İşlem. İ-Ş-L-E-M. İşlem. Deneyelim ama. Şimdi butonlar aktif. Düşünelim Beyza. O N ve İ nerede? Basalım butonumuza. Süremiz işlesin. Tamam, bulamadım. İ sonda, N ortada. Veya ortadan önce. Bir... Aslında iyi gidiyordum. İroni diye düşünüyordum ben. Zor kelime. İmani falan geldi diyordum. Ne geldi? Tek tek böyle kelime harfleri kafamda. Yani ne gibi? İmani. Olmayan şeyler. Kafam imani, İrani. Bazen denemek de çok iyi anne. En azından. İ'nin doğru yerini aslında yakalayınca dedim ki yakalayacaksın galiba. Çünkü ben ironiyi yakalamıştım bu sefer. Efendim bir 750 ben kendine cebime koydum. Sizin için de iyi tarafı şu oldu. Evet. Diğer masaları burada kaptırmadık. Evet. Evet. Fena değil. Şimdi Bengüsü ve Emincan için ikinci etabın 10 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. Çoğu kez, çoğunlukla. Genellikle. Genellikle neden olmasın? Buradan da bir 110 lira daha ekledik. 4360. Hiç fena değil. Bizi 3'e taşıyabilir. Ama yine de ne yapıyoruz? Diğer masalarda olduğu gibi elimiz butonda, gözümüz yolda olacak. Çünkü sıra birinci masamızda. Hazır mıyız Hande? Hazırız. Ozan? Hazırız. Aslında bir ironiyle beraber çok güzel bir avantajlı olabilirdi. Ama onu yakalayamadık. Çok zor kelimeydi. Zor kelimeydi değil mi? Bir harf daha çıksaydı ya, bence bulunurdu. Evet ya, bir harf daha ihtiyaç vardı. O halde bakalım siz ne yapacaksınız? İşare. Ozan ve Hande için ikinci etabın ilk 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz K. Kitap. Kalem. Kalem. K-A-L-E-M. Deneyelim. Kitap dene. Kitap. K-I-T-A-P. Kitap. A orada. Tamam. Kasır olabilir. Deneyelim mi? Kazak. 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 K-A-Z-A-K. Bir kazak gelsin, süreyi tazeleyelim. Ha, A'yı ben bir daha varsam. İkinci bir A daha varmış.
Karma. Deniyorum. De. Karma. K-A-R-A... K-A-R-M-A. Karma gelsin. Şimdi son hakkımız. Kazma değil. Kazma. K-A-Z-M-A. Kazma da olamayacak. Başkasına gitti. Şimdi butonları aktif. Fehmiye Beyza. Kanca. K-A-N-C-A. Evet. Vallahi güzel cevap. Kanca olabilir mi? Neden olmasın? Ben de yakalayamamıştım onu. Yani evet, zor. Sizinle beraber bulmaya çalışıyorum. Kanca'yı yakalayamadım. Tebrik ediyorum. Sizde var mıydı? Başka vardı. Başka. Başka vardı. Kanca ile beraber 750 lira Fehmiye ve Beyza Nur'a gitti. Şimdi Ozan ve Ande için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelime geliyor. Buyursunlar. Bu süreyi kullanalım. T. Takip. T-A-K-İ-P. Takip. Tarım. T-A-R-I-M. Tarım. Talaş. Talaş. T-A-L-A-Ş. Güzel, gelsin bakalım. Destek ver. Çok güzel oldu. Tamah deneyelim. Tamah. T-A-M-A-H. Tamah. Süreyi tazelemiş oluruz. Tatar deniyor. R yok. Tasa. Talan, talan da olmuyor. Tamam. Butonlar aktif. Bengüsü Emincan. Gelmedi. Basalım butonumuza. Bir 10 saniye işlesin. Tarak. T-A-R-A-K. Tarak olamayacaktı galiba. Galiba ben buldum bu sefer. Taban olabilir gibi düşünüyorum. Taban ol. Yine çok güzel bir yere kadar taşıdınız. Nazar değdi. Vallahi nazar değdi efendim. Kim değdirdi? Ben değilimdir. Bunu telafi edelim artık. Evet. Hadi. Tamam. Efendim şimdi Ozan ve Andi için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelimemiz geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Peki. Ş. Şerik diyorum. Şarkı. Şerik. Ş-E-R-İ-K. Şerik. Düşün. Ş-E-R-İ-K. Şarkı. Şarkı. İkisi de yok. Şanlı. Şanlı. Ş-A-N-L-I. Şanlı gelsin. Güzel. Şatı. Şatır. 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 Şarık. Şahsi. Ş-A-H-S-İ. Güzel bir deneme. Yardım eder mi? Aslında yetti. Şahıs. Şahıs. Ş-A-H-I-S. Şahıs gelsin bakalım. Zor bir tahminde. Ozan bu gelmeseydi buna çok üzülürdük. Doğru evet. En azından evet. Bir tane bildik. Hayır bir de yani şahıs senin istersen hayatında muhtemelen yani, sıkça yani. Geçen bir kelime de olduğu için. Evet şimdi bu puzzle'ı güzel bir yerde yakalamamız lazım. Tamam. Sonra dışarıdan soruya da ihtiyacımız olacak. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Ozan ve Ande için ikinci etabın 10 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz tam da şöyleymiş. Kusura bakmayın dilim dolandı demişiz. İlk harfimiz S. Sürçtü. Sürçü lisan. Sürçü lisan. Neden olmasın? Güzel. Şimdi 3810, 4360'ları var. Yani sizin en azından bir tane dışarıdan soruya ihtiyacınız var, haberiniz olsun. Tamam. Devam etmek için. Ama bırakacak mıyız Beyza Nur? Bırakmayacağım. Fehmiye? Bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz efendim. Öyle karar verildi. Bakalım neler İnşallah. Olacak. Hadi bol şanslar. Teşekkür ederiz. Tabii ki Bengüsü ve Emincan da hazır bir şekilde bekleyecekler. Şimdi efendim Fehmiye ve Beyza Nur için ikinci etabın ilk 5 harfli lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. B. Babet. Babet. B-A-B-E-T. Babet.
Balık. B-A-L-I-K. Balık gelsin bakalım. Bahçe. B-A-Ç-E. B-A-H-Ç-E. Bahçe gelsin. Buhar. B-U-H-A-R. Buhar. Bursa. Bursa. B-U-R-S-A. Deneyelim. Buton artık. Ozan Hande. Burma. B-U-R-M-A. Burma gele olabilir mi? Neler olmaz. Burma da sendik soruymuş Femiye. Yakalardın aslında. Heyecandan. Benim de aklıma başka. Benim annem de olsa vallahi Burma'yı yakalardı. Neyse sağlık olsun. Evet. Çok da güzel getirdik. Bursa da iyi denemeydi. Ama burada Ozan ve Hande'ye gitti buradaki 750 lira. Şimdi hazır bir şekilde beklemeye devam, artık vermememiz lazım. Buna göre efendim Fehmiye ve Beyza Nur için ikinci etabın ikinci beş harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi F. Fırın. F-I-R-I-N. Hadi deneyelim. Güzel. Fırça. F-I-R-Ç-A. Fırça. Faraş. F-A-R-A-Ş. Faraş deneyelim bakalım. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Yani benim faraşı mesela bulmam. Evet. Yani mümkün, hayatımda olmayan bir kelime benim. Yani faraş. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Böylece efendim ilk defa da sesini duymuş olabiliriz Beyza Dur'un cevap verirken. Benim sesim kısık, o yüzden anneme ben söylerim. Ha, ondan söylüyor. Öyle. O yüzden evet. Tamam. Dolayı. Üçüncü etaba kalırsanız ama ayrı ayrı da ihtiyaç zaman, olacak. Tamam, ona aynen. Bakarız dedi. Aynen. Şimdi çok heyecanlı bir noktadayız. Çünkü Fehmiye ve Beyza Nur için bu etaptaki son beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ö. Özlem. Ö-Z-L-E-M. Özlem gelsin. Önlem. Ö-N-L-E-M. Önlem gelsin. İmzasını attı valla. Güzel bir yerde geldi. Çok doğru bir yerde devreye girdi Beyza Nur. Şimdi yine dikkatli olmanız gereken bir yer. Çünkü Fehmiye ve Beyza Nur için ikinci etaptaki 10 harfli puzzle kelime ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. Sokak lambasının görevi. İlk harfimiz A. Aydınlatma. Aydınlatma. Neden olmasın? Dedi ki Beyza Nur 1180 lira daha ekleyeyim dedi ve 5380 liraya geldik. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Hani riskli bir yerden vallahi bir anda çok güzel hızlandık. Şöyle bir bakıyorum. Kısmet. Hayırlısı. Kendi kasanızı biliyor musunuz? Galiba. Yani çok 100-200. Gerçekten öyle. 4360 liramız var. 4560 liranız var. Ben kaybediyoruz sanıyordum. Çok mutlu oldum. Gerçekten mi? Evet. Gittik dedin mi sen? Ben yani işte bir 100 lira 200 lira fark vardı ama iki kere arka arkaya bilemeyince birazcık demotive oldum. Hayır, ben onu hissetseydim üstüne gelirdim. Hani siz kaybetmişsiniz. Ah. Nasıl kaçırdım ben böyle? Çok başa baş bir yarışma oldu. Evet. Gerçekten herkes öyle oldu. Herkesin dengesi çok eşit. Vallahi neredeyse. Çok güzel bir yarışmaydı. Yani şurada kim elenseydi bu etapta gerçekten onun için de aynı şeyi söyleyecektik. Ama bu siz oldunuz. Bengüsü ve Emincan. Kader. Gidişimiz çok ironik oldu. Galiba bizi galiba biraz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Vallahi biz de sizi tebrik ederiz. Renk kattınız arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Çok da mutlu oldum sizleri tanıdığım için. Biz de öyle. Seneye de şimdiden mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz Bengüsü ve Emincan'a. Bizler Fehmiye, Beyza Nur, Ozan ve Hande ile birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de 3. etapımızdayız. O bir tane soruyla 200 liralık bir farkla kendinizi attınız 3. etaba. Evet. Bir iki kendi kelimelerimizde sıkıntı yaşadık.
Beş harfli sorularda biraz heyecanlandık. Bir anda zihnimiz evet. kapandı ama telafi ettik. Telafi edildi. Gerçekten yarışmanın başında da demiştim ya, burada olmanın tabii ki bir heyecanı var. Evet. Bir anları var. Beyza Nur onu ikinci etapta çok rahat bir şekilde açtı. Fehmiye ve Beyza Nur. Kancayla da harika bir cevaptı. Onu da şimdi hatırlıyorum. 5380 liradayız. 820 liralık bir fark var. Ama bu etapta rahatlıkla kapatabiliriz. Siz de rahatlıkla çok güzel bir kasayla finale gelebilirsiniz. İnşallah. Şimdi biliyorsunuz sizlere iki tane dört, iki tane de beş harfli lingo kelime soracağız. Öncelikle sizden bir rica ediyorum. Aramızda bir konuşalım. Kim dördü, kim beşi oynayacak? Sonra benimle paylaşın lütfen. Dördü mü alıyorsun, beşini? Hayır, yok. Tamam. Artık dördü. Yani. Dördü anlıyorum. Evet, bir karar verdik mi? Evet, kararı Hande açıklasın. Lütfen. Ben beş harfli kelimelerde yarışacağım. Ozan da dört harfli kelimelerde evet. yarışacak. Ne konuştuk peki? O güzel bir sohbet oldu arada. Yani daha önce bir düşünmüştük. Ben dörtlüleri tercih evet. ediyordum ama şimdi ben dörtlülerimi yapsam diye son anda bir öneride bulundu. Evet. Yok dedim, ben dörtlüleri yapayım. Sen evet. Yani dedin ki işin de son finaldeki kaderi de Hande'ye bırakıyorum dedin. Tabii ki. Beş harfli kelimelerle. O daha iyi olduğu için en son yarışmayı o yapsın. Bakalım ya, neler olacak. Dört harfli kelimelerde Ozan, beş harfli kelimelerde Hande var. Sizde durum nedir? Bizde de ben dört harflerdeyim. Beyza Nur 5 harfliler. O 5'teki performansı diyorsun, inşallah evet. devam eder. İnşallah. Efendim o zaman bakalım neler olacak. Heyecanlı bir etap olacağı kesin. Şimdi o zaman biz Beyza Nur ve Hande'yi arkaya doğru uğurlayalım. Ozan ve Fehmiye masalardayız. Ozan seninle başlayacağız. Tabii. Eğer kelimeyi 5 hakkında yakalayamazsan yahut sözlükte olmayan bir kelime söylersen kalan haklarını Fehmiye değerlendirecek. Tabii ki sonra aynı fırsat sana da gelecek. İkinize de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Başarılar. Efendim 3. etapta Ozan için ilk dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz M. Mine. M-I-N-E. Deneyelim. Mera. M-E-R-A. Mera gelsin. Mera mı? Mera cevabıyla birlikte 800 liradaki fark kapandı bile. Hızlı bir başlangıç. Şimdi bakalım Fehmiye ne yapacak? Senin için bu etaptaki ilk dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz H. Halı. H-A-L-I. Hadi deneyelim. Haki. H-A-K-İ. Gelsin. Süreyi de tazelemiş oluruz. Hınç. H-I-N-Ç. Güzel bir deneme. Hınç olabilir mi? Hırs. H-I-R-S. Vallahi olabilir. Hırs olabilir mi? Neden olmasın? Şiir gibi yarışmaya devam ediyoruz. İki ekibimiz de gayet sağlam. O halde şimdi Ozan için efendim bu etaptaki son dört harfli lingo kelime ekrana gelecek. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. L. Leke. L-E-K-E. Deneyelim. Lale. L-A-L-E. Güzel bir deneme olabilir mi? Lüle. L-Ü-L-E. Lüle midir? Neden olmasın? 1.600 lira daha ekledik. Şimdi Fehmiye için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Z. Zerk. Z-E-R-K. Zerk. Deneyelim. Zift. Z-I-F-T. Hadi gelsin. Süreyi tazelemiş oluruz. Aa. Zira. Z-I-R-A. Zira mıdır? Neden olmasın?
Vallahi ben şuna inanıyorum. Seyircilerimiz de aynen benim hissettiğim hazzı yaşıyordur şu an. Harika bir mücadele oluyor. Önde Fehmi'ye cevap veriyor. Arkada Beyza Nur bayılmak üzere. Heyecandan. O da ayrı bir enteresan. Ama hala kıyasıya 5960 ve 6380 neredeyse aynı noktadayız. Şimdi Ozan ve Fehmiye için 11 harfli ortak puzzle kelimesi gelecek. Sizlerden ricam, zaten biliyorsunuz. Evet. İlk harfi gördüğümüz anda varsa cevabımız basabiliriz. Ve değeri 2000 liradan aşağı düşmeye başlayacak. Heyecanlı bir yerdeyiz efendim. Üçüncü etabın 11 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor. Buyursunlar. Bu stüdyonun alanı zamanında hep dutluktu demişiz. İlk harfimiz D. Ozan. Değerlenmek. Değerlenmek. Neden olmasın? Oldukça dolambaçlı bir yerden gelen ipucu cümlesiyle birlikte değerlenmek kasaya 1000 lira daha ekledi. Tebrik ediyorum. Geldi, yakalayamadın bu tonda değil mi? Yakalayamadım. Evet, yakalayamadın. Yine yarım saniye falan. O kadarcık bir farkla. Ama hiç sorun yok. 6960'tayız. 6380'deyiz. Aynı yerdeyiz yani. Beyza Nur ve Hande neler yapacak? Şimdi sizleri arkaya doğru uğurluyorum. Beyza Nur ve Hande'yi masalara alalım. Beyza Nur, seninle başlayacağız. Tamamdır, başlayalım. Vallahi çok güzel yarıştı annen. Evet, öyle. Kelimeleri harika çıkarttı ama Ozan dedi ki şu ikinci etaptaki sıkıntıyı benim bir halletmem lazım. Üstüne düşeni yaptı. Hani anne, yarışmanın başında konuşmuştuk ya. Hı hı. Heyecanlıydın daha en başta. Ben de sana şey demiştim, hallederiz biraz sohbetle. Ama sonra ben bir ara o heyecanı açarım demiştim. Orası tam burası. Tamamdır. Yani çünkü bizi finale taşıyacak sorular gelecek. Heyecanlı bir yerdeyiz. Keyifli bir yerdeyiz. Ve Beyza Nur için 3. etabın ilk 5 harfli lingo kelimesini görmek üzereyiz. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. G. Gölge. G-Ö-L-G-E. Deneyelim. Gerek. G-E-R-E-K. Gerek. Gergi. G-E-R-G-İ. Gergi. G-E-R-G-İ. Geçit. G-E-Ç-İ-T. Geçit olabilir mi? Gedik. G-E-D-İ-K. Ah dedi Beyza Nur. Ne yazık ki dedi. Bir hakkımız var anne. Geniş. G-E-N-İ-Ş. Geniş olabilir hakikaten. Geniş Doğru. midir? Ne yazık ki değilmiş. Genizmiş. Ah. Çok iyi. Olsun. Güzel gezdi ama. Evet. Ben genişe çok inanmıştım. Ben de. Geldikten sonra ama ne yazık ki değilmiş. Gergi perde demekti galiba. Biliyor musun? Bilmiyorum. Ha, kelimeyi söyledin ama. Evet. Efendim, Can Avli ile gelen Aynen, o kelimeden. Can Avli ile gelen bir kelime. Neyse, perde anlamına gelen bir kelimeydi. Bir dolandı ama iki masamıza da yar olmadı. Buradaki ödül şimdi Hande için. Üçüncü etabın ilk 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz P. Panik. P-A-N-I-K. Deneyelim. Perde. P-E-R-D-E. Gelsin bakalım. Pekin. P-E-K-İ-N. Pekin. Olur mu? P-E-K-İ-N. Olur mu? Bakalım. Ne yazık ki sözlüğümüzde yoktu. İki deneme hakkımız var Beyza Nur. Ay çok kötü oldu. Pelin. P-E-L-İ-N. Pelin. Hemen gelsin. Yok, gelmedi. Bana dönüyor mu? Yok. Ne yazık ki dönemeyecek ama gelmedi mi Beyza Nur? Gelmedi Maalesef. Efendim. Cevabımız
Pelüştü. Zaten o zaman neyse, da buradan. Evet. Bu kelimenin de aslında yarışmamızın böyle hayatımızdaki bazı kelimeleri hem düzeltmemize hem de o kelime haznemizi geliştirmeye yardımcı olduğu yeri U ile biliyoruz. Evet. Ama doğrusu Ü ile olacaktı. İki masamıza da buradan bir şey veremedik. Şimdi o zaman Beyza Nur için bu etabın belki de yarışmanın son 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. İlk harfimiz M. Merak. M-E-R-A-K. Gelsin. Oo. Metal. M-E-T-A-L. Metal olabilir mi? Hızlıca da cevap geldi. Tebrik ediyorum. Çok şükür. Şimdi Hande için bu etabın belki de yarışmanın son 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfiniz neymiş, buyursunlar. K. Kalem. K-A-L-E-M. Hadi deneyelim. Katip. K-A-T-I-P. Katip. Kayık. K-A-Y-I-K. Yardım eder mi bize? Kalem. Bir daha diyemiyor muyum? Kelam. Kalem dedik ama galiba ilk başta. Okay. Bir kalem daha ne yazık ki burada hatalı sayılacaktı. Bir deneme hakkımız var Beyza Nur. Kalem. Gelmedi. Yok. Neymiş? Kaşif. Kasismiş. Kasismiş. Ne olabilir? Ne dediniz? Ben kaşif mi acaba dedim. Ben kabis demiştim. Güzel bir deneme olurmuş kaşif. Benim hakkımda kahin vardı. Yine birkaç seçenek varmış aslında. Böyle oldu yani vallahi bilemiyorum. Efendim bir kasise hiçbirimiz ulaşamadık burada 5 kişi. Şimdi asıl heyecanlı noktadayız. Çünkü 6960 ve 7180 bu şu demek. Bu 12 harfli puzzle'a kim cevap verirse finalde bizimle olacak. İkinize de bol şanslar diliyorum. Hadi teşekkür ederiz. Şu an o heyecan geldi Hande. Teşekkürler, sağ ol. Tam yeri. Evet. Bakalım neler olacak. Efendim, Hande ve Beyza Nur için 3. etabın bizi finale taşıyacak olan 12 harfli ortak puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz tam da şöyleymiş, buyursunlar. Normalde ben gibiyim ama fotoğraflarda Kemal Uçar gibiyim demişiz. İlk harfimiz F. Fotojeniklik. Fotojeniklik olabilir mi? Neden olmasın? İlk başta şunu söyleyeyim. Yani ben de fotoğraflarda fotojenik değilim. Ama editör ekibimize teşekkür ederim. Bu cevapla birlikte kasaya 1600 lira daha ekliyoruz. Fehmiye ve Beyza Nur bizimle birlikte finale geliyorlar efendim. Tebrik ederiz. Hemen şöyle masalara gelelim. Fehmiye lütfen sen de gel. Ozan seni de alalım. Size geleceğiz. Nereye Hande? Gel ha. Güzel. Size geleceğiz. Vallahi son ana kadar oldukça heyecanlı. Ya çok başa başta. Başa baş bir yarıştı. Yani nereye gideceği belli değildi, dengeliydi. Ama buraya kadarmış, neler söyleyeceğiz? Çok keyifli bir yarışmaydı. Çok da başa baştı. İlk etapta elenen arkadaşlarımız Emincan ve Bengüs'ü de aslında çok iyi yarıştılar. Onlar da çok iyi yarıştılar. Dolayısıyla 3 masada güzel yarıştı. Bizim için de çok keyifliydi. Vallahi son çok ana kadar direndik ama Fehmiye Hanım ve Beyza Hanım bizi bitirdi. Bu sefer bitirdi gerçekten. Devamda tebrik ediyoruz. İnşallah süper gündemde yaparlar. Vallahi inşallah yaparlar. Siz de o hızlı butonla 3. masayı yollamıştınız. Evet. Efendim çok keyifliydi. Vallahi sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Bence harika da bir ikilisiniz. Onu da söylememe müsaade edin yani. Teşekkürler. Çok iyi görünüyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sizle tanıştığımıza çok memnun olduk. Çok ben de öyle. Olduk. Teşekkür ederim. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz efendim Ozan Bey, Hande'ye. Bizler Fehmiye ve Beyza Nur'la birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de final etabındayız. Efendim bir anne kız, Fehmiye ve Beyza Nur 8780 liralık bir kasa yaptılar. Harikulade bir şekilde yarıştılar ve bugünün finalisti oldular. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Fehmiye, sen inanıyor muydun finale çıkacağınıza?
Ay yok, inanmıyordum. Hele bir de böyle hani böyle üniversiteyi birincilikle girmiş olan böyle rakipleri görünce. Evet. Değil mi? Başarılı rakipleri görünce. Ama işte ne güzel bir yarış oldu. Evet. Siz de çok başarılıydınız. Bugün herkes çok başarılıydı. Evet, bugün evet, güzel bir gündü. Evet. Güzel bir bölüm oluyor sayenizde. Evet. Hem de keyifli bir bölüm oluyor. Ama evet, finalde siz varsınız. Bakalım. Rüya gibi demişti efendim arada. Evet. Aynı hissemişsin hala. Evet. Şimdi kendimizi buraya kadar getirdik. Harikulade. Şimdi artık bundan sonra o biriktirdiklerimizi ödüle çevirme zamanıdır. İnşallah. İnşallah. Sizlere 120 saniye vereceğiz. Ve önce 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağız. Eğer 4 harfli lingo kelimeyi yakalarsak kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 4390 lira bizim olacak. Hiç hız kesmeyeceğiz. Akabinde 5 harfli bir lingo kelime soracağız. O kelimeyi de yakalarsak yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimiz 8780 bizim olacak. Beyza Nur, bence yetmez. Yetmez. Bence. Yetmez. Biz o yüzden efendim 6 harfli bir lingo kelime daha soracağız. O kelimeyi de yakalarsak bu süre içinde kasamızın iki katı olan 17.560 liraya ulaşacağız. Orada bir süremize bir bakacağız. Aramızda bir istişare edeceğiz. Çünkü sırada 7 harfli lingo kelime olacak ve bildiğiniz gibi onun tek başına değeri tam 100 bin liradır. Devam etmeye karar verip bir de 7 harfli süper lingo kelimeyi bulursak bugün buradan toplamda 117.560 lirayla ayrılabiliriz. Beyza Nur, evet. Güzel olur. Hadi deneyelim. Deneyelim yani. Her halükarda günü kazandınız. Bu rahatlık olsun. Tamam. Ama şöyle hızlı hızlı kodlayalım. Tamam. Zaman kaybetmeyelim. Ben de zaten el atacağım kodlama işine. Hep beraber yapacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Efendim bizler de hazırız. Fehmiye ve Beyza Nur için final etabının 4 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Size bol şanslar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca böyle tıkandığımız bir yer olursa pas demeyi de unutmayalım. Dur. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi K. Süremiz başladı. Kart. K-A-R-T. Hemen denedik. Kart. Kale. K-A-L-E. Kale gelsin bakalım. E doğru yerde. Kule. K-U-L-E. Kule gelsin. Kuşe. K-U-Ş-E. Kuşe olabilir mi? K-U-Ş-E. Neden olmasın? İnanmadan söyledin ama... Bilmiyorum kelimenin anlamını. Beyza Hanım'ın bugün ikinci oluyor. Yani bilmediği bir kelime ama bir yerden duymuştum ben onu. Evet, söyleyeyim diyor. Duymuştum. Bence çok iyi oldu. Çünkü sadece 20 saniyede kuşe cevabını yakaladık. 4 harfli kelime meselesini çözdük. Ve efendim kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 4390 lirayı şu an cebe koyduk. İyi miyiz? İyiyiz. İyiyiz. Bence de iyiyiz. Şimdi o zaman Beyza Nur ve Fehmiye için final etabının 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. İ. İncik. İ-N-C-İ-K. İncik. Hemen deneyelim. İmkan. İ-M-K-A-N. İmkan gelsin. İmbik. İ-M-B-İ-K. İmbik. Deneyelim bakalım, yardım edecek mi bize? Hay Allah. Pas. Pas diyelim. Evet, güzel. Pas dedik efendim. İşlekmiş. Neyse, geldi yeni kelimemiz S. Sakız. S-A-K-I-Z. Sakız geliyor. Güzel. Sekiz. S-E-K-I-Z. Sekiz deneyelim bakalım. O yardım etsin. Etti. E var orada değil. Soket. S-O-K-E-T. Soket olabilir mi? Ah, E'nin yerini bulduk. Pas. Yapma. Peki, pas dedik efendim. Gelmedi. Aslında gelmişti artık. Hadi devam ediyoruz. İlk harfimiz P. Paraf. P-A-R-F. Paraf. P-A-R-A-F. Paraf geldi. Çok güzel. Parça. P-A-R-A-Ç. Bir de parçayı deneyelim. Pafta. P-A-F-T-A. Pafta. P-A-F-T-A. Panda. P-A-N-D-A. Panda olabilir mi? Pa diye başlıyor. Payda. P-A-Y-D-A. Payda olabilir mi? P-A-Y-D-A. Gelsin gelsin. Gelsin, süremiz bitmesin daha.
Nazar nazar. Süksenin her tarafını yakalamıştınız artık. Ya aklıma geldi. Keşke söyleseydim. Valla geldi aklıma ama yani öyle bir şey var mı yok mu acaba? Of. Gene oralarda bir yerde şey kaldık. Bilmiyorum. Oh. Şimdi. En azından kazan. Paydayla beraber 5 harfli lingo kelimeyi de bulmuş olduk. Böylece efendim yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimiz 8.780 lira şu anda cebimizde. Kaç saniyemiz kalmış onu görebildik mi? 16-17 böyle bir şeydi herhalde. 14 saniyemiz var. Bulunur. Bakalım. Buluruz. Buluruz. En az 3 tane kelime oraya sıkıştırırız. İnşallah. Oldukça hızlı. Tamam. Kodlayalım hep beraber. Hadi olsun ya. Güzel olur, heyecanlı olur. Hazır mıyız Fehmi? Hazırız. Beyza? Hazırız. Efendim, şimdi final etabının 6 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bence yapabiliriz. 14 saniyemiz var ama bakalım ilk harfimiz neymiş? Hadi buyursunlar. İlk harfimiz T. Tahlil. T-A-H-L-İ ile. Tahlil. Hemen denedik. T-A-H-L-İ ile. Tezlik. T-E-Z-L-İ-K. Tezlik. T-E-Z-L-İ-K. Terlik. T-E-L-L-İ-K. Duydum. Terlik. Geldik. Kodlamamıza gerek yok. Yürü. Neden olmasın? Yürürüz biz buradan. Tezlik dediğin anda beni burada bayıltıyordun az kalsın. Beyza Nur. Ben de bir an kırmızı olacak gelmedi diye orayı tezliği onlar... Ben de çok korktum. Evet, hani bir an korktum. Olmayabilir, şu olabilir, bu olabilir. Efendim ben biliyorsunuz bu final etaplarında ne duyduysam kabul ederim. Kodlamadık. Çünkü buradan harika bir yola çıktık. Terlik cevabıyla beraber ne dedim? 14 saniyede yetiştiririz dedim. Yetiştirdik. Vallahi de yetiştirdik. Fehmi ve Beyza Nur kasalarının iki katı olan toplamda 17.560 liraya kazandılar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Vallahi harika oldu. Vallahi. Heyecanlı da oldu. Evet, heyecanlı da oldu. Bayağı heyecanlı. Tezlikle beni bayıltıyordun şuraya gerçekten. Seyrederken görürsün o halimi. Hani şöyle bir şey yapmış bulundum artık. Ama finale de getirdik bu işi. Güzel oldu. Evet. Fehmi. Evet, güzel oldu. Bu arada da tezlik, yani tez olma durumu demek tabii. Evet. Hani sözlükte var ama insan bir an... Bir de final heyecanıyla olmaz diye çok korkmuştum ama evet. Tabii ki vardı. Oh. Soyadım da Tezcan ya. O yüzden oradan da diyorsun. Bir şeyler. Yakalamış olduk. Neler söyleyeceğiz hemen? Her şey için çok teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladığınız için. Güzel bir gündü. Unutamayacağımız bir an oldu bizim için. Bizim için de öyle. Çok keyifli çok oldu. Teşekkür ederiz her şey için. Size, ekip arkadaşlarınıza. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, ekip arkadaşlarınız çok ilgili gerçekten. Siz de öylesiniz. Çok teşekkür ederiz her şey için. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Renk kattınız. Çok sizin de bu anne kız anınızda ben de yer almış oldum. Evet. Ne keyifli. Evet. Teşekkürler. Efendim sizleri de bekleriz. Siz de buyurun gelin yarışmamıza. Gördüğünüz gibi bazen çok heyecanlanıyoruz. Bazen tam istediğimiz yerlere ulaşamıyoruz ama yine de şu garantili ki her zaman çok eğleniyoruz. O yüzden sizleri de buraya bekleriz. Şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden bizlere başvurun. Burada hep beraber olalım. Ayrıca bizlerden sonra TRT ekranlarından ayrılmayın. Ana haberle yayınlarımız devam edecek. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.